Hoş Selam Aşra. geldin. Hoş bulduk. Selam, Selam. nasılsın? İyiyim, teşekkürler Erkin. Sen nasılsın? Ben de ilk sesin falan geliyor değil mi? Harika benimki. Seninki de çok güzel. Süper. Erkin, hoş geldin. Hoş bulduk. Selam. Valla Arke projesi bir şekilde Instagram'ıma düşmüştü bundan birkaç ay önce. Dedim bu hikayeyi dinlememiz lazım, dinlettirmemiz lazım. Hakikaten böyle ön bilgisini bilmeden girdiğim yayınları ekstra seviyorum. Çünkü hakikaten ben de sıfırdan dinliyor olacağım. Vakit ayırdığın ve geldiğin için çok teşekkür ederim. Davetine teşekkür ederim. Çok sağ ol. Erkin, istersen hemen başlayalım. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Hay hay. Arke'den bahsetmeden önce kendimden bahsetmem okey, ama biraz şeyden de bahsedeyim. Arke'den bahsederken bir sürü insan var. Hepsine kısa kısa değinmeye çalışacağım. Hepsinin Kesin vaktini burada değil. alamadık ama. Çok güzel Yes. olur. Her şeyi dinlemek istiyoruz, buyurun. Eyvallah. Buradaki deneyimimizi gayreden kişi olarak konuşuyor olayım sadece o zaman. Adım Erkin Ergüney. Burada Boğaziçi Üniversitesi'nde bir şeyler okumuştum. Uluslararası ticaret alanında. Arkasından Çin'de 2 sene bir master yaptım. Arkasından da İngiltere'ye gittim. Orada bir development studies üzerine çalıştım. Daha önce hatta sen bir yayın yapmıştın şeyle. Emine Nurçınar'la onunla beraber okumuştuk. Orada devam ederken bunlara Arke projesi vardı. Bir yandan Arke projesi büyüdüğümüz, bir yandan da benim akademik kariyerime devam ettiğim, zaten Arke'den bahsederken de bundan da bahsediyor olacağım. Nasıl büyüdük gibi bir hikaye aslında. Benim aslen müktesebatım ekonomi. Ekonomi ve politika üzerine yoğunlaştım daha çok. Başlangıçta biraz business'a başlamıştı. Bunun arkasından şu anda kendi iş güçlerime danışmanlık vesaire gibi şeylerle uğraşıyorum. Ama bir yandan da Arke projesi, alternatif eğitim gibi alanlarla uğraşan bir kulunuz diye belki tanımlayabilirim. Süper. Erkin, bugün seni kimler dinlemeli? Sence hikayeniz kimlere ilham verir? Hikayemiz biraz acılı, acı da olsa Türkiye eğitim sisteminden geçmiş herkesi ilgilendiriyor aslında. Bundan sıkılan insanlar olarak başlattığımız bir projeydi, Arke projesi. O yüzden aslında eğitimimizde hem belki yani Türkiye'nin eğitim sistemi hem global dünya eğitim sisteminde neler eksik, bununla alakalı düşüncesi olan görüşlere sahip insanların dinlemesi gereken bir şey. Bir yandan belki eğitimle alakalı bir sürü şöyle insanla da karşılaştık. Eğitimini güzel yerler tamamlamış, ilerletmiş insanlar ama bir yandan so what sorusuna cevap bulamayan insanlarla çok karşılaştık. Onların da belki dinlemesi faydalı olur. Bir yandan da şu anda çok daha önce bizim fark etmediğimiz bir alandı. Türkiye biraz boğucu bir yer. Alternatif sahalar arayan insanların kendilerine veya da kendileri kurmak isteyen insanların da bence dinlediğinde fayda sağlayabileceğini düşünüyorum. Farklı alanlar yaratabilmek adına, yaşanabilir alanlar yaratabilmek adına. Ben biraz böyle tanımlıyorum çünkü yaptığımız işi yaşanabilir Çok bir alan güzel. yaratmak Türkiye interlandında. Süper. Erkin, o zaman hadi başlayalım. Arke'yi bir dinleyelim. Şimdi ben çok basit sorularla aralara girmeyi çok severim. O yüzden çok basit bir soruyla önce başlayacağım. Arke ne demek? Yani Arke'nin hikayesine girmeden önce kelimeyi bence bir konuşalım. Arke antik Yunanca bir kelime. Hayatımıza girişte biraz tesadüfi oldu. Arke hem felsefe okuyanlar bilirler, bir başlangıç manasına sahip. Bir yandan da bir kudret anlamı da var. İkisinin aslında çok kuvvetli bir birleşim olduğunu düşündük bunu yaparken. Çünkü bir şeylerin başlangıcı aynı zamanda çok ciddi bir kudret anlamına geliyor ve o kadar beklediğimizi bulamadık ki diyebilirim. Burada hem bir başlangıç yapmak hem de bir kudretli bir başlangıç yapmak manasıyla başlamak istedik. Çünkü bunun ortaya çıkarabileceği gücü ve insan potansiyelini biraz düşünerek bu ismi koyduk. Antik Yunanca'da bilenler, felsefe okuyanlar bilirler. Bir şeyin temeli, özü anlamına gelen bir kelime. Bir yandan da ancak dediğim gibi kudret gibi kuvvetli arka planda bir sinister manası da var. Çok güzel. Şimdi Arke projesini dinlemeye hazırım. Arke projesi şöyle özetlenebilir. 2014'te başladığımız bir proje bu. Başlangıçta hepimiz yurt dışında veyahut da bazılarımız yurt dışında okuyan insanlardık. Matematik köyünü bilirsiniz belki. Belki onlar da bir yayın yapman çok yardımcı olabilir bu arada. Bu ilgi çekebilecek bir şey. Erkin, kontağın varsa seve seve yapmak isterim tabii ki.
Komşuyuz yani, kontaktan ziyade. Çok güzel olur. Yayından sonra memnun kalırsan Elbette, iletirsin. tabii ki. Seve seve. Burada doğup, ya burada biraz ilerlemiş, büyümüş gençlerdik. Ben 13 yaşında gitmeye başlamıştım. Burada beraber başladığımız Arsen Nişanyan uzundur. Yani kuruluşundan itibaren oradaydı. Babasının da münasebetiyle. Bir yandan Buğra diye bir arkadaşımız vardı. Yağız diye bir arkadaşımız vardı. Biz uzundur buralara gidip gelen, aslında ilk gençliğini burada tamamlamış, ilk öğrenci şeyleri buradan öğrenmiş bir takım çocuklardık. Ama bir yandan matematiğe çok kafamız basmıyordu. Böyle bir eksikliğimiz vardı ve sosyal bilimler alanında ilerlemeyi tercih etmiştik. Edeceğimiz görünüyordu. Öyle görünüyordu bizim geleceğimiz açısından. Ve bu alanlarda niye biz bir şeyler yapmıyoruz diye düşünerek başladık. Ve bir antik Yunan, o aralar antik Yunan'a hepimiz çok çok meraklıydık. Sonra biraz o ilgi dağıldı ama bu alanda bir programla başladık 2015'te. Antik Yunan Tarihi ve Kültürü isimli. Ve bu program çok ciddi ilgi gördü. Biz de burada şunu fark ettik. Ulan Allah Allah, yani bu kadar ilgi olur muymuş gerçekten diye. Ve arkasından sosyal bilimler alanında da Türkiye'de gerçekten rasyonel kıstaslarla yapılan, dünya standartında yapılan bir eğitimin eksik olduğunu fark ettik. Buradan sonra başladı aslında. Bu bir yandan bizim aynı zamanda kendimizi akran arayışımızdı da. Çünkü Türkiye'de biliyorsun eğitim tercihleri ve eğitim bir araya gelişleri çok şahsi münasebetler üzerinden ya da şahsi nitelikler üzerinden olmuyor. Yani ÖSYM skor denilen bir şey üzerinden oluyor. Ve bu da gittiğim üniversitelerde bayağı böyle bir hengame, kalabalık ama gerçekten içinde bir şey var mı belirsiz bir amalgam yaratıyor. Bunun dışına çıkmak istedik aslında. Yani gerçekten sosyoloji ise eğer derdimiz, sosyolojiyi sabahtan akşama konuşacak insanları bir araya getirelim idi derdimiz. Ekonomide olsun böyle, dil biliminde, politikada. Şimdiye kadar çok farklı farklı alanlarda, yani antik Roma, Yunan yemeği ve tarımı üzerine de programlar yaptık. Bu alanlarda manyaklarını, sapıklarını bir araya getirelim. Sabahtan akşama güneşin altında 8 saat bunu dinlesinler, yapsınlar diye düşünerek. Çünkü biz biraz böyle eğleniyorduk. Eğlence anlayışımız buydu. Bunları yaparak başladık. 2015'te başlayan bu serüven şimdi 2022 oldu değil mi artık sene? Pandemide ucunu kaçırdım. Oldukça büyük bir ekip haline geldi. Yani 3000. öğrencimizi ağırladık bu sene. Yaklaşık 350'ye yakın akademisyen ağırladık. Artık bir kendi kampüsümüz var. Yani bir yuva da diyebildiğimiz bir yer var. Ve yaklaşık zannediyorum, yani son sayı hatırlamıyorum, 120 herhalde aşmıştır toplam program sayımız gibi bir noktaya geldi. Ve artık bir yandan da biz bu öğrencileri bir araya getirmeye başladık, getiriyoruz. So what? Ya bundan sonra ne var? Buna yoğunlaşmaya başladığımız bir organizasyon haline gelmeye başladı. Süper. Ya gerçekten dinlerken ben çok keyif alıyorum. Çünkü aslında yani Sabah Yedi Dersi'nin kuruluşunda da senin anlattığın şeylerden çok büyük paylar var. Hakikaten Türkiye'deki kamu, özel hangi okulda okuduğundan bağımsız çoğu zaman öğrencilere yapmak istediklerini düşündüklerinde yetersiz kalıyor maalesef sistem. Ve belki de Türkiye'de değil sadece. Şimdi İtalyanca yapmaya başlayan bir arkadaşım oldu platformda. Hani ben ona bu teklifle gittiğimde ya İtalyan öğrenciler hani ilgilerini çeker mi dediğimde asıl dedi yani bu global bir problem. O yüzden anlattığın şeyler bana ekstra keyif veriyor. Çünkü şu an konuk olarak seni aradığımız platformda aslında çok paralel bir yolda ilerliyor. Peki. Şimdi Arke ile ilgili şunları sormak istiyorum çünkü hani geçmişte yaptığınız hani orada çok vakit harcadığınızı da söyledin ama böyle belli spesifik hangi anlar şimdi size Arke'de kolaylık sağlıyor? Ya 7 sene de az bir süre değil bu arada. Ama bunu sormama spesifik olarak sebebi şu. Yani sizin bünyenizde yer almak isteyenler olabilir. Hani benim hangi tecrübelerim acaba Arke'ye faydalı olur ya da Arke'ye benzer kendine ait projesi olan birisi olabilir. Şimdi sen böyle bir geçmişe hem kendine hem de ekip arkadaşlarına baktığında neler biriktirdiniz de işinize çok yaradı. Yani sanırım burada en çok biriktirdiğim şey umut oldu. Türkiye'de çoğunlukla bunun eksikliğini ben görüyorum. İnsanlarda özellikle. Ve bazen bunu da çok yanlış yorumluyoruz. Şu anda bildiğin üzere bir göç dalgası var. Yani beyin göçü diyenler var, ekonomik göç diyenler var. Ben biraz aslında bunun hiç görülmeyen bir elementini görmeyi tecrübe ettim Arke içerisinde. Yani insanlar gelip gittikçe
Şunu söyleyen insanlar oldu. Benim için en değerli şey de bu. Çoğu zaman da bunun varyasyonlarını duyuyorum. O da şu ki insanlar gelip dediler ki ya gerçekten kendimizi çok yalnız hissediyorduk biz bu ülkede. Gerek üniversitede, gerek çalıştığımız yerde, gerek arkadaş çevremizde sanki yaptığımız işleri yapmaktan utanç duymalıymışız gibi. Sanki oturduğu yani sabahtan akşam bir konuyu konuşmak istemek bir abes bir şeymiş gibi. Sanki herkesin bir şeyden para kazanması, not alması ya da bir sertifikasyon kazanması gerekiyormuş gibi kıstaslar. Onun dışında insanların bir şey söylemekten korkması, acaba birisi beni monitör ediyor mu? Acaba başka bir şeye geç kalır mıyım gibi tamamen şehre ve modern dünyaya özgü şeylerin uzaklaşması sonucunda ya teşekkür ederiz. Bize bu konuda umut sağladınız. Ben belki bu ülkede biraz daha kalabileceğimi hissettim demeleri oldu. Çünkü yani ilginçtir. İnsanların özellikle bizim Arke'de yani beklemediğimiz şekilde aslında biraz çok ciddi böyle bir buraya dair umutları, sevgileri, insanlara dair bir merakları var. Ve bunu aslında çok daha yaygın olduğunu görmek çok iyi oldu. Bu aslında grubumuza katılan, Arke'ye sonradan da katılan insanlar arasında gördüğümüz bir şeydi. Gelip insanlar burada bir yandan bir dostluk buldular, bir yandan da aslında kurumsal bir birliktelik imkanı buldular. Bu sadece şu değil, yani bir Aidiyet hissi. aynen öyle. Ya yani bunun daha şairane söylenmesi böyle herhalde. Daha güzel bir kelimesi. Ama şeyi açıklayacak olursak ya plazaya gidip daha fazla satış yapmaya çalışıyor gibi değil de gerçekten de hepimizin hoşuna giden ülkeyi de daha iyi bir yer haline getirebilecek, insanı da daha iyi bir yer haline getirebilecek işleri beraber yapabildiklerini gördük bu insanların. Bana da bu kurumla alakalı en çok heyecan veren şey bu oldu. Yani bu 7 sene içerisinde kenara koyduğum şey kesinlikle bu oldu. Görünen hikayeden çok daha derin bir hikaye var. İnsanların hafızasında, özellikle Türkiye hikayesinde. Global hikayeye zaten daha henüz gelemedik bile. Eminim oradan da bambaşka ne hikayeler çıkar ama benim bu Türkiye'ye dair gördüğüm ve en derin bir şekilde görüşümü değiştiren şey bu oldu şimdiye kadar. Ya Erkin, diğer sorulara geçmeden önce çok basit bir iki sorum olacak, bilgilendirme amaçlı. Hani detaylarına tabii ki size ulaşarak da hani bilgi edinebilir insanlar, ama ben yine de böyle quick quick bir şeyler soracağım. Arke'de derse gelmek istiyorsak ne yapıyoruz? Arke dersi gelmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Web sitesine gidiyorsunuz. Web sitesinde Tamam. her kampın, her programın bir çağrısı var. Burada ne Tamam. yapıldığını, program hocalarının kim olduğunu vesaire ve nasıl öğrenciler beklediğimizi söylüyoruz. Buradan sonra bir başvuru Tamam. formumuz var. Bu başvuru formuna başvurup programa ilginiz nedir, niye buraya gelmek istiyorsunuz gibi sorulara cevap veriyorsunuz. Arkasından program Tamam. koordinasyon komitesindeki insanlar kabul ederlerse ödemenizi yapıp, ya çünkü burası bağımsız bir kurum, insanların kendi kendine fonladığı bir kurum. Buraya gelip dersinizi alıyorsunuz. Burada belki şeyi de Tamam. söylemekte fayda var. Benim bazen bu yaptığım konuşma soyut kalabiliyor. Arke tam olarak ne yapıyor diye. Genel olarak yaptığımız şey yazın aslında bir araya gelip, çoğunlukla yazın bir araya gelip ilginç konularda, hepimizi ilgisini çeken konularda tartışmalar ve dersler yapmak. Bunu çoğunlukla da alanında daha uzundur çalışan akademisyenler ve hocalar, workshop liderleri eşliğinde yapmak oluyor. Şirince köyünde oluyor bunların hepsi de. Erkin, tam o noktada Şirince Köyü dediğin için şunu soracağım. Konaklama nasıl oluyor? Çünkü genelde biliyorsun insanların en büyük dertlerinden biridir. Bilmiyorum, göçebe kültürden geldiğimiz için midir bu panik? Ya bir yerden bir yere giderken Türk insanı direkt ben nerede kalacağım sorusunu soruyor. Nerede konaklıyor bu insanlar? Ya çoğunluk şöyle, bir yandan da başka başka hikayeler var biliyorsun Türkiye'de, işte enflasyon vesaire gibi. Bu sebeple çoğunluk öğrencimiz çadırda konaklıyor. Ama bu çadırları böyle Tamam. olabildiğince kendimizce konforlaştırıyoruz. İçinde işte yatağı oluyor, ne bileyim yakınında bir tuvaleti oluyor, elektrik Neydi, aksesi bir oluyor. kelime çıktı son dönemde. Glamping. Glamping. Yok, bizimkisi düz çadır. Yani hani olabildiğince böyle olayın şey kısmını da, fiziksel zorlanma kısmını da işin Niye tutmaya diyorsun, bir çalışıyoruz. jacuzzi atamadınız mı çadıra? Allah Allah, böyle Yo, böyle olmaz. dıştan ve içten ısıtmalı kesinlikle. Yani kedi köpeklerle ısınıyoruz biliyorsun. Yabani hayvanlarla vesaireyle. Ama yani şaka bir yana gerçekten bu çok gelen bir soru. Bize de çok şey yapılan soruyorlar. Ya yani bunları niye böyle şöyle yapmanız, böyle yapmanız diye. Hakikaten bütün paramızı derslik ve daha güzel çalışma Tabii alanları ki. yaratmaya harcadık. O yüzden şu anda da çoğunluk çadırlarda kalıyor. Koğuşlar da var. Tamam. Onlara bazılarımız koğuş diyor, bazılarımız paylaşımlı oda diyor. O da işte herhalde sen de marketing alanı çalışıyorsun galiba. Marketingçilerin biraz işi sanırım. Ben dümdüz bankacıyım. Ah, okey. Tamam, o zaman hiç alakası yok.
Böyle paylaşım odalar da var. Onun dışında yakınlarda oteller vesaire var. Şirince biraz da turistik bir köy. Biz dışında olsak da bu otellerde kalan insanlar da var. Bazı çılgınlar da gelip hani ben koltukta yatacağım, ben toprak üzerinde de yatabilirim gibi gibi şeyler söylüyor. Tabii onları orada yatırmıyoruz ama bir yol buluyoruz. Genelde böyle çözüyoruz. Yani bu açıdan burs burs da veriyoruz demiş olayım. Peki. Erken bir sonraki sorumu sormadan önce bir ek soru daha araya koyuyor olacağım. Gelen öğrencilerin belli bir yaş üzerinde olması gerekiyor mu? Yani hani lise öğrencisi de gelebilir mi? Üniversite öğrencisi de gelebilir mi? 40-50 yaşında kariyerinin ilerleyen yıllarında olup ama yine de ben yani içimdeki o merakı tatmin etmek istiyorum diyenler de gelebiliyor mu? Evet, yani herkese açık. Genel olarak ortalama üniversite öğrencisi bandındayız ama ben özellikle lise öğrencilerinin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. Çok daha rahat sorular soruyorlar. Acaba bunu sorarsam ne derler? Aman bunu da bilmiyor gibi görünmeyeyim gibi kıstasları olmuyor. Yani 7'den 70 aslında herkese okeyiz. Orada başlangıçtaki o başvuru formu biraz o yüzden var. Sadece bu olaya daha turistik açıdan bakan insanları çok fazla istemiyoruz orada. Bir sertifikasyon Anladım. açısından bakan insanları çok istemiyoruz ama olaya ilginiz varsa herhangi bir şekilde ya bu gerçekten benim tutkum. Ben gerçekten antik Yunan ve Roma Merak mutfağı ediyorum. üzerinde merak içerisindeyim diyorsanız ve bununla alakalı daha başka bir çıkar yolu göremiyorsanız kabul etmeye çalışıyoruz çoğunlukla insanlar. Öyle bir yaz skalamız şeyimiz olmuyor genelde. Eğer bir daha başka bir zorluk restriction yoksa işte atıyorum ne bileyim daha iyi olduğunuz programın içerisinde yapılıyor olabilir. Bunun bir yaş sınırı vardır. Mesela bu yaz bir Z community üzerine bir şey yaptık. Orada tabii ki bir yaş sınırımız vardı. Çünkü biliyorsunuz Z community üzerine Z komitesine herkes laf söylemek istiyor gibi gibi. Tamam. Erkin, o zaman bir sonraki soruma az önce söylediğin yorum üzerinden biraz ilerleteceğim. Lise öğrencilerinin daha açık, daha özgüvenli sorular sorabildiğini söyledim. Belki de beyinleri henüz yıkanmadığı içindir üniversite yıllarında. Lise öğrencilerine, burada bizi izleyenlere neler önerirsin? Olabildiğince vizyonlarını genişletmeleri herhalde. Çünkü bu da çok farklı yaşam tarzlarına dahil olmakla olabileceğini düşünüyorum. Olabildiğince farklı imkanları, farklı hayatın sizi götürebileceği yerleri görmek lazım diye düşünüyorum. Benim için en azından yani matematik köyüne ya da bizim ne verebileceğimize bakarken bunu düşünüyorum. Ben ilk matematik köyüne, Şirince köyüne gittiğimde 13 yaşındaydım zannediyorum. Bartın diye bir yer doğup büyüdüm. Ben oradan gittim. Ve gerçekten gördüğüm bir yaşam tarzı değildi bu. Yani ne oluyor burada? Bu adamlar kim? Niye sabahtan akşam matematik konuşuyorlar? Niye hepsi çok çirkin kazaklar giyiyor? Gibi gibi sorular soruyordum. Yani ucu bucağı olmayan yepyeni bir dünya. Asla karşı karşıya gelmemin normal hayatımız standart içerisinde mümkün olmadığı bir dünya. Olabildiğince bunlarla karşı karşıya gelmelerini tavsiye ederim herhalde liselilere. Sanırım eğitimin temeli de bu. Eğitimde de zannediyorum bir araya gelmenin ve o insani ilişkinin birbirine dokunmanın zannediyorum bir artısı var. Ve bu ortam bir yandan bunu sağlıyor. Özellikle eğitmenleri ve işte başındaki koordinatörleri gibi insanlarla bir araya gelmek bunu sağlıyor. Bir yandan da tabii akranlarıyla bir araya gelmek. Yani akranlarımla bir araya Tabii. gelmenin bana etkisinin altını yeteneğini çizemem herhalde. Çünkü yani herkes bize eğitimde şunu anlattı. Bir şeyi öğrenirken nominal olarak öğrenmem gereken şey şu dediler ama kimse bana bunu nasıl öğreteceğimi, öğreneceğimi anlatmadı. Bunu akranlarından anlıyorsun en çok. Yani ulan sen bunu nasıl anladın? Sen bunu nasıl çözdün? Sen burada ne kavradın? Ya da sabahtan akşama işte atıyorum Sovyet tanklarını konuşurduk çocukken her nedense. Buradan bile bir şey kavrardım sonunda. Yani bu adam buradan bir şey vermiş. Aa Reddit diye bir site varmış lan gibi gibi şeyler. Herhalde o yüzden Evet. kısa özetlenecek şey olabildiğince fazla farklı insanlara, farklı ortamla bir araya gelmeleri. Çok doğru. Erken çok hızlı bir şöyle bir yorumlara bakacağım. Çünkü demin güzel bir iki cümle geldi. Bir tane de soru geldi. Şimdi şöyle yukarı doğru gideyim. Buradan mı geliyor, yayından mı geliyor o şeyler? Evet. Şimdi bir izleyen demiş ki evet Arke projesine bu yaz gelmiş biri olarak ben diğer sene gönüllü olarak gitmeye niyetliyim, muhteşemdi demiş. Şimdi güzel şeyleri de söyleyelim yorum olarak geldiğinde. Sağ olsun. Bir de az önce şöyle bir soru gördüm. 13 yaşında nereden duydunuz, nasıl öğrendiniz? Burada aslında hiçbir şeyim benim rolüm yok. Benim matematiğim çok kötüydü.
başlangıçta. Sonra ya lise sonuna doğru oldukça bir derin bir tutkuyla bağlandım kendi o alana ama o zaman annem gönderdi beni zorla. Ağlaya ağlaya gittim. Çünkü şey demişlerdi. Oğlum harika bir yer buldum. Günde 8 saat matematik dersi yapıyorlar. Ben de hayır yani dünyada bundan daha korkunç bir Muhteşem bir işkence yer buldum. düşünemiyorum. İğrenç yani gerçekten. Yani dedim ki nasıl böyle bir şey yapabilirsin bana? Yani ben senin çocuğunum falan. Ama sonra hafta ortasında şeyi hatırlıyorum. Ya annem arayıp yani ben gelmiyorum geri. Ben burada kalacağım. Yani yaz sonuna kadar program varmış. Ben konuştum. Ödemesi şu kadarmış. Lütfen gönder dediğimi hatırlıyorum. Ondan sonra onlar beni gibi zorla aldılar falan. O zehri kendileri zerk etmiş oldular. Ama tabii o zamanlar annemin rolüyle gitmiştim. Şu anda bize gelenlerin hiçbirisi tabii yani çoğunluğu annesiyle gelmiyor. Bu sene baktık bir kişi annesinin tavsiyesiyle gelmiş. Ama ben öyle gitmiştim. Süper. Şimdi lise öğrencilerini kenara bırakalım. Üniversite öğrencilerine ne önerirsin? O daha zor bir soru. Yani yaş ilerledikçe gerçekten bir insanın değiştirme kapasitesi çok azalıyor. Eğer sanırım Türk eğitim sisteminin de özeti bu. Biraz bunları gerçekten törpülemek üzerine bir eğitim sistemi var. Çünkü çoğunlukla yani o kadar farklılaşıyor ki o bir sene iki sene içerisinde yani 18 yaşında bir Doğru. çocuk ya da 17 yaşında bir çocuğun sorduğu sorulardaki genişlik ve bunu hani biz 3000 kişiden bahsediyorum artık bir büyük sayılar içerisinde de böyle bir tandans görmeye başladık sayılır. Lisansta bir anda yok oluyor bu. Yani artık üniversitenin aşıladığı bir utanç duygusu mu? Bunları bilmeliyiz, hep her şeyi bilmeliyiz duygusu, hissiyatı mı? Diyorum. Ama sanırım üniversiteli öğrencilere söyleyebileceğim en temel şey sanırım bilmemekten korkmamaları falan gibi. Yani öyle çok klişe, jenerik geliyor kulağa ama daha bunu nasıl başka cümleleştirebilirim bilmiyorum. Soru sorarken utanmak denilen konsept sadece Türkiye'de üniversite öğrencisine has bir şey. Çok Bundan doğru. başka yani Türkiye'de hakikaten başka kimse utanmıyor bunu yapmaktan. Yani üniversiteye gitmemiş adam da Kesinlikle. utanmıyor. Lisede de utanmıyor. Ve Artık yok doktora da erken falan da utanmaya başlıyoruz. ya bir de mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Artık yani hani o üniversiteden iş hayatına geçiş sürecinde en azından bankalarda benim gördüğüm mesela hani 10 yıllık bankacılık tecrübesi olan adam şunu söylüyor artık. Ya ben soru sormayan yeni mezundan korkarım diyor. Ya asıl sıkıntı o. Yani soru sormama gibi bir şans yok ya. Mümkün değil çünkü kimse bankacılığı okurken öğrenmiyor. Yani öyle bir meslek dalı değil. Hakikaten işe girip işte öğrendiğin bir şey o. Ve yöneticilerin hepsi diyor yani bir yeni mezun soru sormuyorsa ben çok tedirgin olurum diyor. Yani aptalca bir soru soruyorsa diyorum ki çok şükür. Yani soruyor ve hani çünkü sorması gerekiyor, bilmesi imkansız. Dediğin şey çok doğru. Ya yani bir şey oluyor üniversite yıllarında ve bir utanma duygusu, bir hani bilmediğini gizleme güdüsü. Halbuki sormadığında daha tatsız bir konuma düşebileceğin noktalar oluyor hayatta. Kesinlikle. Yani burada biraz da şeyi de fark ettik bir süre sonra. Acaba bu soru sorma utançtan kaynaklı mıdır nedir falan diye. Bir noktadan sonra şeyi de fark ettik. Yani biraz daha fazla böyle bir biat ve saygı kültürü de var. Yani mesela hocaya bilmediği bir şeyi sorarsam ne olur diye bir korku da var. Yani burada bir artık bu competitive arguing midir nedir yani hani kalkıp da hani açığını buldum senin söyle bana hadi falan deyince orada amfi içerisinde hocaya bilmediği bir soru sorduğunu düşün ve onun yaratacağı hocadaki sıkıntı ve senin buradan yaşayacağın inanılmaz böyle içten içe gelen ürperti hissini düşün. Sanırım böyle bir şey de var. Biraz bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O yüzden hocalarla öğrencinin daha yakın bir ilişki kurmasını, aslında hocalar da ben Evet. benzer bir şeyler söylüyor. Yani bilmiyorum demek de bir mesele değil. Ve genelde hocalar bunu Evet. atıyorum rakı masasında daha kolay söyleyebiliyorlar. Yani bir hoca rakı masasına oturmuş böyle bir şey söylüyor. O da diyor ki ya ne bileyim anasını satayım. Bu Evet, da yani aynen. hani, Türk işi bilimsel düşüncenin temeli diyebilirsin belki. Yani ne bileyim anasını satayım kısmına. Yok, kesinlikle öyle ya. Bilmiyorum demenin de bir problem olmadığını da öğretmek gerekiyor. Yani hakikaten bilmiyorum demekte bir şey sıkıntı yok. Ya hoca şimdi mesela Galatasaray'da bizim sınıflar 25-30 kişiydi. Ya hoca gayet rahat sınıfın içinde bilmiyorum akşam bakayım derdi yani dümdüz seni yani yapacak bir şey yok. Hani Evet. bir de zaten karşındaki insan o işin profesyoneli. Yani hakikaten kendinin de bilmediği bir şey çıktığında adam tabii ki merak edip bakar yani karşındakini de kötü duruma düşürme. Çok şaşırdım.
böyle bir olasılık olmasına. Ya bununla karşılaşıyoruz. Ben bazen bunu duyuyorum. Yani mesela derste bir tartışma oluyor. Hocaya bir şey soruyor ve hakikaten hocanın söylediği şeyin içerisinde bunun cevabı yok. Hocanın burada ona bir cevap veriyor ve yine yok cevabı. Ve dersten sonra şeyi soruyor müdahale etmeden. Yani niye durdurdun soru? Niye devam etmedin? Niye sürttürmedin meseleyi? Ya işte hoca ayıp olmasın falan filan vesaire. İyi de yani hani ne alakası var? Bilmiyorum Evet. diyebilmesi lazım o zaman bu adamın da sen soruyorsan. Bu açıdan Evet. şeyi de çok ödüllendiren bir sistemimiz yok. Bu işte böyle yabancılar şey critical thinking falan derler ya böyle soru Sorgulamayı. sorma kabiliyeti vesaire. Bunu da çok gösteren bir şeyimiz yok. Çünkü bu adam bunu yapsa da hocadan sonunda bilmiyorum alsa da başına bir şey gelmiyor. Hatta kötü şeyler geliyor belki. Evet. Evet, çok Biraz doğru. bundan münezzeh bir ortam yaratmaya çalışıyoruz diyebilirim yani o kısmını Hı hı. söyleyebilirim ama lisans öğrencisine önereceğim şey herhalde bunlar dışında bilmiyorum yani oldukça zor bir süreç Türkiye'de lisans öğrencisi olmak. Çok fazla travma ve yanlış bilgi ve yanlış öğrenim metotlarıyla bitirilen bir süreç. Olabildiğince yine yani internet denilen şeyin artısı bu herhalde. Hani belki biz çocukken üniversite okuyor olsalardı böyle olmazdı ama şu anda dünyanın her yerindeki yani Bangalore'daki üniversiteden tut Harvard'a kadar her türlü yerin dersini dinleyebiliyorsun, bakabiliyorsun, Evet. metodolojisini inceleyebiliyorsun. En azından yani üniversite gibi 4 senelik bir yatırım düşündüğünde birazcık buna vakit harcamakta fayda var. Ya bana bu işi öğreten insanlar neye bakarak, neye temellenerek bir şey anlatıyorlar bana? Ben tam olarak neyin metodolojisiyle bir şey öğreniyorum? Çünkü öğrenmenin metodolojisini zaten fark etmek bence asıl insan kafasındaki ayrımı yaratmaya başlıyor. Çok doğru. Peki Arken'in geleceğinde ne var? O da zor bir soru. Keşke diğer arkadaşlarımız da burada olsa. Aslında 29 Ekim'de biz böyle bir genel kurul gibi bir şey yapıyoruz. Zeytin hasadıyla birleştirip. Şimdi ondan çıktık geldik. Erken bir zeytin hasadı yaptık. Beraber geleceğimizi konuştuk. Ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye. Artık Arken'in biraz vizyonda şu var. Burada bu insanları getirdiği program yaptığı kısımları biraz daha ileri aşamaya taşımak gibi bir şey var. Çünkü Türkiye'de birkaç sorun görüyoruz biz. Bir sorunlardan bir tanesi bunların eğitime erişim ve kaliteli eğitime erişim kısmı var. Bu kısmı alakalı arkada hali hazırda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ama şu anda biraz yoğunlaştığımız şey şu olmaya başladı. Kaliteli eğitime ya da üst derece eğitime erişmiş insanlar bu eğitimlere ne yapacaklar artık? Yani bundan sonraki gelen so what sorusu. Gelmişsin 26-27 yaşına, iyi okullardan mezun olmuşsun, güzel bir eğitim müktesebatından geçmişsin, kafanda bir fikirler, bir şeyler var. Peki bununla ne yapıyorsun? Ya bu girişimcilik olabilir, research olabilir, yepyeni bir eğitim rotaları olabilir, yurt dışına gitmek olabilir, bir yerde bir çalışmak, şirket açmak olabilir. Ama bunlar arasından ne yapacaksın? Türkiye'de bize kalırsa bu kısmı da biraz sıkıntılı bu işlerin. Yani bu iyi eğitim ve iyi rotalar her zaman eşleşmiyor. Belki bunu çoğu kişi Çok fark doğru. etmiştir. Yani senin takipçilerin de yüksek ihtimal iyi yerlerde okuyan eden insanlardır. Ama iyi yerlere erişiyorlar mı? Çok zannetmiyorum. Türkiye'de bence bir korelasyon oldukça zayıfladı. Erkin böleceğim ama zaten sana şöyle söyleyeyim. Yani şu an ya ben bu platformu kurduğumda asıl hedef kitlem lise ve üniversite öğrencileriydi. Şu anda hani verilere baktığımızda yayınlara katılan kitlenin %30'u sadece öğrenci. %70'i 25 yaş üstü. Şimdi 25 yaş üstü demek öyle ya da böyle bir alanda çalışıyorsun demek. Akademide olabilirsin, kurumsal da olabilirsin, sporcu olabilirsin, her neyse. Ama bu demek oluyor ki insanlar hani her ne yapıyorsa eğitim hayatı bittiğinde bile yeni bir şeyleri hani yeni kariyer seçeneklerini dinlemek istiyorlar. Ya yani mesela çok yazan oluyor. Sen hani hiç atıyorum pastacı ağırlayacak mısın? Diyorum ki hani ağırlarız hani ay ağırladık da zaten ama o zamanlar demiştim ki hani niçin ya ben galiba bırakıp pastacı olmak istiyorum ama birinden dinlemem lazım diyor. Dediğin şey çok doğru. Yani bunu söyleyen kişi bu arada hani dediğin gibi çok iyi eğitim almış. Hani Türkiye şartlarında ama kurumsal hayata girmiş ve fark ediyor ki istediği beklediği şey kendi hani potansiyelinin hani tamamen gerçekleştirme yolunda bir adım atmak isteyen insan pastacı olmak isteyebiliyor. Dediğin şey çok doğru. Yani bu kadar eğitim aldıktan sonra ne yapıyorsun? Evet. Ya kesinlikle bu kısım çok 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 zayıf. Daha fazla bunu stres edemezdim. Yani karşımıza öyle insanlar geliyor ki bizim 4 tane yabancı dil biliyor. Başka başka bir sürü şeyler yapıyor. Normalde belki Amerika'da olsa herif şey olacak işte yılın öğrencisi, o tonda konuşma yapan işte Stan Winston bir şeyler diyecek.
Burada gelmiş böyle hani abi stajyer oldum 6 ay staj yapacağım belki sonra işe alacaklar gibi gibi şeyler söylüyor. Yani hani bu ilginç bir şey. Yani normal çünkü ülkeler biraz bunun üzerine ayakta dururlar. Ya yani bir başarı hikayesi yaratırsın. Dersin ki ya kardeşim şu okullara gidersen işte şöyle şeyler yaparsan şu notların bilmem ne iyi olursa sen iyi bir yere gelirsin dersin. Türkiye bunu inanılmaz bir şekilde kırdı. Yani iyi okullara gidenler, iyi işler yapmaya çalışanlar, iyi okullara gitmeyip bunun yanındaki yaptığı hareketlerle kendilerini yükseltmeye çalışanlar kesinlikle yükselemiyorlar. Her nedense. Bunun neden olduğunu da anlamış değiliz. Biraz aslında arkada biraz bunu anlamaya çalışıyoruz şu anda da. Yani işte şu anda mesela bu 3000 öğrenci geldi dedim. Bu insanları bir iş pazarıyla ortaklaştırma, bunları bir araya getirme. Bununla uğraşıyoruz. Çünkü yani o kadar saçma sapan şeyler diyor ki inanamazsın sen ya. Böyle hani adama diyorsun ki yani abi senin Türkiye'de işin yok. Sen git seni Tesla'da falan çalış. Ama herif ortaya çıkıyor ki 6000 lira maaşla bir yer çalışıyormuş. Ya yani bu hakikaten refah ya. Bu ne nasıl bir saçmalık yani. Evet. Ya Kesinlikle. bunları acı falan filan diye anlatmıyorum. Hani böyle bazen de şey olur ya ATV'de çıkmış daha ne kadar Yo, Almanya'dan geldi acı. yedi biliyor falan. Şöyle Öfke bu sıkıntı şu bendeki. Erkin. Zaten sıkıntı şu. Bu hikayede acınacak kişi ne 6000 liraya çalışan ne de çalıştıran patron. Burada hani başka bir sistemsel sıkıntı var zaten. Yani acınacak biri varsa komple gezegendeki yani hani buna maruz kalan insanlara acımak lazım. Yoksa 6000 lira kazanan o adamcağızın, kadıncağızın hiçbir suçu yok aslında. Tabii ki, tabii ki. İşte bunu bir öfkeyle biraz da yapıyoruz sayılır. Ve bunu çözmeye çalışıyoruz aslında. Yani eğitim kısmı bunun kesinlikle bir faseti. Ama bu eğitimin de sadece yeterli bir faset olmadığını bunu fark ettik. Yani çünkü başka sıkıntılar da var. Eğitimle ne yapıyorsun tam olarak? Çünkü öyle bir iç içe geçici bir diskur ve bir sistem var ki ortada. Başka bir şey yapmana da çok izin vermiyor. Yani bunun dışına çıkamıyorsun. Sonra adam gelip sana soruyor burada niye boşluk var falan filan. Ya sana ne? Git işine kardeşim ya. İşi yapacağız mı yapmayacağız mı? Erken peki şunu merak ediyorum. Eğer ki Arke'ye bir şekilde destek vermek isteyen birileri olursa bugün bizi izleyip size ulaşıp hani gönüllülük vesaire hani böyle şeyler yapabilirler mi? Yoksa illa fiziksel sizinle orada olmaları mı gerekiyor? Uzaktan hani böyle elinizden tutup böyle bir şeylere dahil olabilir mi insanlar? Tabii ki. Bunlar için de sitemize bakabilirsiniz. Gönüllü çağrılarımız genelde yazın yapıyoruz. Genelde çünkü yazın daha çok gönüllü ihtiyacımız oluyor. Fiziksel gönüllülük oluyor bunların çoğunluğu. Ama bir yandan da kış boyunca şu an mesela işte bir çağrı yaptık pazarlama alanında bize yardımcı olabilecek insanlarla alakalı. Sağ olsunlar arada görüyorum isimlerini. Sanırım izliyorlar bunu. Onlar da başvurdular. Bu uzaktan çalışma dinamikleri de var. Şu anda Arke'yi biraz daha şunu da yapmaya çalışıyoruz. Yani bu kamusal düzleme taşımaya çalışmak, bu tartışma zeminini, yarattığımız network'ü vesaire, bunları şehirlere taşımak. O yüzden her zaman yardıma ihtiyacımız var gerçekten çok. İstanbul, Ankara'da, İzmir'de bize yardımcı olabilecek şehirde bulunan, şehirde kalmak zorunda olan ve burada destek veren insanlara çok ihtiyacımız var. Uzaktan destek olmak isteyen insanlara şu anda daha az olsa da hala ihtiyacımız var. Çünkü bir sürü işte yeni atılım, bir sürü yani dediğim gibi 3000 öğrenci ve 350 tane akademisyen deyince bu insanlar arasındaki iletişim bile aslında çok iş yükü Tabii. alan zorlayıcı bir Tabii şey. ki. Bunlar için çok fazla yardıma ihtiyacımız var. Bunlar için web sitemize girip bakabilirler. Burada Süper. bir network kısmımız var şeyde. Bu aynı zamanda şu anda çok o kadar aktive edemedik ama uzun vadede bizim bahsettiğimiz hani iş gücü ve eğitim arasındaki linkleri kurmak için kullanacağımız platform. Farklı iş olanakları için de orada yeni postingler açıyor olacağız. Ama bizimkiler de orada oluyor. Buradan girip bakabilirler. Süper. Harika. Arke hikayesini bir kenara bıraktığımızda sen kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Böyle çok hoşuna giden kaynaklar var mı? Zaten bir sonraki soruda da yine böyle bütün konuklarıma sordum. Kitap, film, belgesel önerilerini de alacağım ama senin böyle son dönemde ya da yıllardır takip ettiğin ve faydasını gördüğün şeyler neler? Ya ben ekonomi politika alanında ilerlemiş bir insanım. Buradan bir sürü çıkarım yaptığım bir takım şeyler var. Süreli yayınlar var. Her zaman olduğu gibi işte ekonomist vesaire gibi şeyleri çok takip ediyorum. Buradan güzel yazmaya dair çıkarımlar yaptım. Buradan ne öğrenilebilir mesela diye ekonomist takip ederek. Bir cümle içerisinde lüzumsuz kelime kullanmadan nasıl yazılır? Spectator diye bir dergi takip ederim. Evvel eski İngiltere'de çıkan bir şey.
yazın dergi bu da, Neşriyat. Burada da nasıl yani ciddi konular nasıl lakayt bir şekilde ama ciddiyetini çok da kaybetmeden ele alınır. Nasıl eğlenceli rakı masası modunda yazı yazılır gibi şeyleri öğrendim. Bunlar takip edilebilir. Bunları önerebilirim. Onun dışında birkaç farklı edebi eserden bir şeyler öğrendim. Tolstoy'dan ve Umberto Eco'dan bayağı bir şey kaptım diyebilirim. Politik diskur ve şey konusunda, tarihe bakış konusunda bir sürü şeyi etkilediğini ve bizim bakış açımızı etkilediğini düşünüyorum. Bunun dışında aslında çok farklı alanlardan kendi kendine bir araya getirdiğin bir curriculum takip ediyor çoğu şey. Güzel bir YouTube algoritması eğitmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. O her videoya tıklamamak gerektiğini düşünüyorum. Güzel videolara tıklayın ki güzel şeyler gelmeye devam etsin. YouTube'dan inanılmaz fazla şey öğrendim. Twitter ilginç bir yer. Çok çukur moduna düşmezseniz gerçekten ilginç çıkarımlar yapabildiğiniz, vay böyle bir şey de varmış diyebildiğiniz bir Kesinlikle. şey. Ben bir de çok ciddi bir şekilde Wikipedia okumasını seviyorum. Wikipedia'da randomizer diye bir özellik var. Buna tıklayınca gerçekten alakasız alakasız sayfalara gidip lan böyle de bir şey varmış. Japonya'nın şu kazasında şöyle bir hayat varmış. O balıkçılıkla geçinirlermiş. Gibi salak bilgiler öğrenerek de bence insanların ufku açılabiliyor. Bence bir de Wikipedia'nın en güzel özelliklerinden biri her yer link dolu olduğu için. Hani Evet. oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya gerçekten rahatlıkla geçilebiliyor. O Twitter için kullandığın dipsiz çukuru da Wikipedia için de kullanabiliriz. Çünkü ben bazen kendimi bir süre sonra hani 6-7 tab açılmış ve böyle ben neye bakıyordum noktasına gelmiş bulabiliyorum ama hakikaten Wikipedia çok çok keyifli. Wikipedia'da ders point gibi geliyor. Yani gerçekten içinde kayboldu yapılmış bir şey. Bu keyifli bir ansiklopedinin şeyinden bahseder eski yazarlar işte. Karşına alıp da açarsın, içine gömülürsün falan filan. Wikipedia öyle bir çukur bana kalırsa. Ama keyifsiz mi? Çok keyifli, bilmiyorum. Peki. Kitap önerin olur mu? Hani ya bugün de şunu da söylemeden geçmeyeyim dediğin bir kitap bize bırakmak istesen. Vallahi hiç konuyla alakalı olmayacak ama bugün ondan çok bahsediyorduk. Alakalı olmak zorunda değil bu arada hakikaten. Şahane. O zaman Umberto Eco'nun Prag Mezarlığı diye bir kitabı var. O kitabı yakın zamanda tekrar okudum. Çok ilginç bir kitap. Şeyin devletlerin ve diskurların nasıl düşman yarattığına bakıyor. Aslında temel hikaye bu. Bunu şeyde 1800'lerdeki Yahudilerin aldığı düşmanlık üzerinden kuruyor. Ve burada şeyi görüyorsunuz. Acaba gerçekten kurgunun rolü insan gelişiminde nedir? Bunu aynı zamanda biraz fazla düşünürseniz insan ilişkilerine ve şirketlere dahi getirebilirsiniz. Çoğu şirkette de ben bunu görmeye başladım artık. Belki selective perception bilmiyorum. Bir şey anlatırken gerçekten bir düşman yaratmadan bir amaç yaratmak çok zor görünüyor çoğu insan için. Sanırım akıllarınız ona çok yatkın. Umberto Eco da bunu o kitabında oldukça edebi, oldukça keyifli ve hatta insanı biraz da mystery, esrarla harmanlamış bir şekilde anlatıyor. Bunu okurken insan gerçekten normal hayatına ve gazetede okuduklarına dair de çok fazla çıkarım yapabiliyor. Herkese o yüzden öneririm. Çok da keyifli bir kitap. Süper. Erkin, benim sorularım bu kadar ama senin böyle ya Asena şunu konuşmadık ama söylemeden geçmeyeyim dediğin bir şey varsa top sende. Ama sorularını beğendim. Güzeldi. Bence güzel bir overview sundu. Onun dışında kalan şey ne? Herhalde bu umutsuzluk meselesini biraz şey yapmak istiyorum. Çünkü hangi arkadaşımla konuşsam, bize gelen gençlerle konuşsam hepsinin böyle gözünde dışarı kaçma gitme şeyleri var. Gitmeyi de demeyeceğim ama gidene kadar en azından make it worth. Burada kalan zamanınızı güzel geçirmek ve dolu geçirmek üzerine bir şey kurmak lazım. Herhangi bir yerde geçen bir zamanın boş geçmesine çok fazla gerek Kesinlikle. yok. Ve bu umudu kaybetmeye çok fazla gerek yok. Yani her şey her an değişebilir ve şeyi de bilmek lazım. Biz bu kadar fazla insanla bir araya geliyoruz. Gerçekten Türkiye'de hiç düşünmediğiniz böyle nereden geldiğini, nasıl bu insanlar oluştu, Türkiye'de böyle bir şey nasıl mümkün anasını satayım noktasına getiren de bir sürü şey var. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman bir şans var. Bu umut adına ne yapabilirsiniz? Belki buna bakmak lazım. Bazen çünkü şey çok, ben de buna bazen düşmüştüm. Çin'de okurken en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi Türk arkadaşlarla buluşup çaylarımızı alıp ulan memleketin hali ne olacak demekti. Her Türk'ün zaten ataspor gibi yaptığı bir şey bu yani. Evet. Bazen buna çok düşebiliyoruz. Bu da bir noktadan sonra anlamsız bir hale gelebiliyor. Biraz daha yapma attitüdünü ortaya çıkarmak. Ne yapacağım, ne edeceğim? Küçük hedefler koyarak belki.
şu kitabı okuyayım, şu alanı anlayayım, buna dair yazabileceğim bir müktesebatım, bilgim olsun. Demek ki küçük adımlarla başlanabilir. Bu zamanlarda özellikle son 2-3 senede şeyi çok görüyorum. Yani zamanını kaybeden gençleri çok görüyorum. Hiç gerek yok. Yani yurt dışına gitmenize gerek yok illa zamanınızı doğru geçirmek için. Kesinlikle. Erkin çok teşekkür ederim. İyi ki Ben geldin. teşekkür ederim. Bir comment geldi arada. Şeyi sordular. Kitabın adını sordular. Prag Mezarlığı, Umberto Eco. Onu da tekrar etmiş olalım. Not etmek Sizin isteyenler varsa. İtalyanca twistiyle de güzel gider belki. Evet, olabilir. Erkin, ya gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Bu vakit çok değerliydi. İzleyenlerin çok keyif alacağını düşünüyorum. Ben gerçekten hikayeyi dinlediğime çok mutlu oldum. Sana ulaşmak isteyenler olursa tercih edeceğin bir iletişim kanalı var mı? Yani LinkedIn midir, bir e-mail adresi midir? Hani birebir de sana bir şeyler sormak isteyenler olursa. Tabii. Instagram bir tek biraz sıkıntılı galiba. Orada şeyimi açmasını bulamadım. Profilimi açmasını. LinkedIn'den kolayca ulaşılabilir. Mail Tamam. adresim ismim soy isim @gmail.com, erkinergüney@gmail.com. Onun dışında arkada attığınız çoğu mail bir şekilde benim mail kutuma düşüyor. Öyle. Süper. Bu arada arkadan da şöyle bir soru geldi. Yayını kaydeder misiniz demişler. Yayını az sonra yani çarpıya bastığım an Instagram'a kaydediyor olacağım. Önümüzdeki günlerde de YouTube'a yükleyeceğiz. O yüzden endişeniz olmasın. Başını sonunu kaçırdım demenize gerek yok. İyi akşamlar diliyorum. İyi ki geldin Erkin. Çok sağ ol Sena. Davetin için çok teşekkür ederim. Bize bu şans sunduğun için umarım faydalı olabilmiştir, bilmiyorum. Tüm ekibe de selamlar gönderiyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Gerçekten çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Hani böyle azıcık bir parçasını bile anladığımda bile tam bu konuyu dinlememiz lazım diye düşünmüştüm. Verdiğiniz emek çok değerli. Ellerinize sağlık. Eyvallah. Seni de bekliyoruz. Yani böyle yayınlar yapıp Şirince'ye Onu gelmemek sonra bir yazacağım. günah. Evet, mutlaka bir gün gelip görmek isterim. Ben matematik köyüne de hiç gitmedim. Hep aklımda Onu. olan bir şeydi. O yüzden bir gelip hani bir çayınızı içmek çok isterim. Biz de çok emin oluruz. Hatta bir yayını bizim oradan yap. Aa, keşke. Çok güzel olur. Görüşmek Şahane. üzere. Çok sağ ol. Hoşça kal. Hoşça kal.